Ay ben de arkadaşlara anlattım dün geceki yemeklerin tadı damağımızda kaldı evet diye. Ama çok oldu yani hanımlar acıktı söyleyeyim. Şekerler de düşmeye başladı artık. Yok bu grubun şekeri kolay kolay düşmez bence. Ay, çok ay çok tatlı değil mi? Şefim peki daha çok bekler miyiz? Ha, beklemeyeceğiz. Birazdan servise başlarız değil mi şefim? Ah çok güzel. Hemen geliyorum. Ah, harika. Sevindim. Yeni şefinizin neydi? Biraz ağırmışsın. Merakla bekliyorum bu şefin yemeklerini. Ne? Evet, evet. Aç mıyım? Yok, ben gidip bakacağım. Ben de geleceğim. Yok, sen kal kardeşim. Hazırlıklar için ihtiyaç falan olur, ben giderim. Ha? Siz nereye gidiyorsunuz? Nerede bulacaksınız? Geliyorum abla, ben geliyorum. Yoksa korktuğumuz başımıza mı geldi? Fırat'ımızı kaçırdı mı? Kim? Kim kaçırdı mı? Zalim adam, aşk katili, Cemcuk Ağızlı. Ne diyor bu? Ne diyecek abla? Yazıyı da yazıyı değil mi Gülendem abla? Ya sabahtan beri boş durup duruyor. Ya belki içi almadı, ondan çekip gitti. Üzülme be ablam. Bakarsın bizimkinin de gönlü kayar. Zalimler ellerini çeker. Sen de kaynana koltuğuna oturup kahveni höpürdetirsin. Ne demek o? Gülendem ablam işte anne. Gönlünden geçeni söylüyor. Değil mi Gülendem ablam? Fırat'ım ıkmık edi. Ama ben kuracağım onun yuvasını. Bize uygun, örfünü adetini bilen bir kız alacağım. Alacağım. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız şef. Şahane. İyi ki geldin şef, resmen açıkta kalmıştık. Meral, peynir tabağı hazırlayalım. Roquefort, brie, camembert, biraz da üzüm çıkar. Tamam şef, kompletleyelim mi? Bu defa Boğatepe graviri. Gökhan, et fırında mı? Hazır şef. Şahane, sebzenin zafırasını hazırla, geliyorum. Tamam şef. Kimin doğum günüydü gençler? Sabah bu Naz Hanım yapmış dün gece. Bol şekerli. Kafamız karışmış demek. Efendim? Şahane diyorum. Meral, ortasına ceviz. Sen düzeltirsin Meral, tamam mı? Gökhan, eti fırından çıkar, hadi. Tamam şef. Tamam, söylemene gerek yoktu. Bunu yapmak zorunda değilsin. Senin için yapmıyorum zaten. Dün bir söz verdim, onu yerine getiriyorum. Hadi Gökhan, hadi. Geldim şef. Hazır mı Meral? Hazır şef. Şahane. Tabağın etrafını sil sen. Tamam. Gökhan et. Hazır şef. Şahane. Tut ucundan beraber tutayım. Çevir. Hemen servis tabağı. Eray, platolar ne durumda? Bitmek üzere şef. Burcu çikolatalar. Hazır şef. Şahane. Gökhan tavada istiyorum. Geldi şef. Ne yalan söyleyeyim. Bu kesim sizden başka kimseye böyle yakışmıyor. Bunu bana değil, yakıştıramadıklarınızı söyleyin. Yalnız Taylan Bey, biz düğün için size smoking hazırlamayı başlamıştık. Ama düğün ertelendi mi? Nereden çıktı şimdi bu? Şimdi nasıl söylesem. Tuhaf tuhaf söylentiler dolaşıyor etrafta. Güya o öpücük olayı gerçekmiş. Bari siz yapmayın ya. Hayır yani, şov dünyasıyla iç içesiniz. Siz biliyorsunuz bu haberlerin boş, asılsız olduğunu. Tabii tabii.
Eminim öyledir, muhakkak öyledir. Biz de zaten inanmamıştık. Ama işte söylentiler, söylentiler. Aksine elinizi çabuk tutun. Smoking bir an önce hazır olsun. Peki. Efendim çok yakın. Ne yaptın? Haberleştin mi Cenk'le? Şefin sürprizi hazır mıymış? Ay hadi bırak kolunu kapatacağım. Ay ya söz dedik diyorum. Ağzımı tutacağım çenemi sus. Nennem ablam. Gözünü seveyim daha fazla çıkartıyorum. Annem anla da anlayacak. Kız bu telaşın içinde ortadan kaybolursam daha çok şüphelenmeyecek misin sana? Merak etme ben seni biraz ambulan gelip alacağım. Ama önce biraz mola bak. Fırat abim kötü adam hikayelerini annemin kafasını yeterince karıştırdı. Ve sen maalesef susmuyorsun. Biz arkanı toplamaktan helak olduk. Yeter. Bize de yazık. Gözünü seveyim şurada otur. İnsan insana yapmaz bunu. Ay seveyim. Abartı huyun var kız senin. Evet ablacığım ben de varım. Ben de bugün başka şeyler de var. Sen şurada otur. Ya diyeceğim kızım ne otur ya? Ablacığım kahvede mi oturayım? Salih abi. Buyur Sevi. Hoş gelmişsiniz. Salih abicim. Gülenem oğlum içeride soğuk kokusundan fenalaştı. İki dakika şurada oturursun. Bizim dükkanın falan çok fena kokuyor. E tabi olur. Olur tabi. Buyurun Gülenem Hanım. Sarı civciv seni. Tansiyonuz falan oynadıysa size limonlu su getireyim. Ay yok istemem. İçim ekşir şimdi. Ayran, su, başka bir şey. Ay yok istemem dedim. Olur mu öyle şey? Bir şeyler ikram etmeliyim. Daha ne söylesem unuttum yemin diyorum. İşte ben unutamıyorum. Gözümü kapatıyorum. Unut Gülendam, unut Gülendam diyor. Olmuyor. Resmen bir kara kutu bu kafa. Niye unutamıyorsunuz anlamadım. Öpüşmeyi. Bir türlü gözümün önünden gitmeyi. Öpüşme, öpüşme. Ay bak yine söylettin bana. Şimdi gideceğim ağzından kaçıracağım orada. Sultan abla her şeyi öğrenecek. Niye öğrenecek Sultan Hanım? Yasak aşkı. Aslında imkansız aşk desek daha doğru. İmkansız öyle mi? İmkansız tabii. Sultan abla katiyen izin vermez. Öteki herif desem asla müsaade etmez. O herif kim? İkinci adam. Bir de ikinci mi var? Var tabii. Doktor işte. Hem de doktor. Ay Salih Bey iyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim, iyi. Çayınız da soğudu. Ben size bir çay getireyim. Hanımlar, nasıl? Her şey yolunda mı? Memnun musunuz? Fırat şefim, bu nedir böyle? İnanılmaz. Fırat şeften beef bourguignon. Nefis, gerçekten nefis ama sanki siz içine başka şeyler de katmışsınız gibi. Doğru. Antep mutfağıyla Fransız mutfağını kombinledim. Ya içine ne koydunuz lütfen söyleyin. Sevgimi diyeceğim. Bayat kaçacak. Hanımlar, hanımlar, bir şef tariflerini asla başkalarıyla paylaşmaz. Ama bu defa bu kuralı sizin için çiğneyeceğim. Şahane. Bu yemeğin sırrı kuyruk yağı. Kuyruk yağını ince ince dilimledim. Antep'in meşhur pul biberi ve anne formu mülü domates salçasını da ekledikten sonra voilà işte karşınızda. Harika. Bazı tatlar unutulmaz. O hangi yemekte karşımıza çıksa bizi yakalar. Hepimiz yaşamışızdır. Beklenmedik bir yerde bir parça börek, ne bileyim bir tatlı bizi çocukluğumuza götürür. İşte bu hafıza, lezzet hafızası. İnsan her şeyi unutur ama tatlar ve kokular mümkün değil unutmaz. O an sizi alır çocukluğunuza götürür. Çocukluğunuzdaki kadar sevindir. Çocukluğunuzla buluşmuş, çocukluğunuzu kucaklamış kadar. Yemekler bazen de yaraları sarar. Yemekler gönül alır. Bazen bir yemek bin özre bedeldir. Hanımlar, tekrar görüşmek üzere. Muhteşem. Teşekkür ederiz. Güzel. Hoştu. Gerçekten.